Bir düşün, aynı anda iki zıt dünya var. Biri neredeyse mutlak sıfır, eksi 269 derece, diğeri güneşin kalbinden bile sıcak, 100 milyon derecenin üstü. Peki insan aklı bu iki uç sıcaklığı aynı odanın içinde buluşturup enerji üretebilir mi? Şimdi hayal et, 2027'de Çin'de devreye girecek bir reaktör var. Dışarıdan değil, kendi içindeki ateşle ısınan bir plazma oluşturmayı hedefliyor. Yani bir noktadan sonra kendi kendini besleyen sonsuz bir döngü. Ama asıl soru şu, bu plazmayı dakikalarca sönmeden, reaktörün iç yüzeylerini eritmeden tutmak mı daha zor, yoksa o ateşi elektriğe dönüştürecek malzemeyi yapmak mı? İşte bilimin bugün cevap aradığı yer tam burası. Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Bugün Çin'in yapay güneşi olarak anılan füzyon deneylerinin perde arkasına iniyoruz. Sadece manşetlere değil, o manşetlerin arkasındaki bilime, mühendisliğe, zekaya. Bu yolculukta Çin'in Hefei kentinde yer alan deneysel gelişmiş süper iletken tokamak anlamına gelen East reaktörünün kırdığı rekorları ve aynı ekibin şimdi kurmakta olduğu yeni sistem yani BES reaktörünü adım adım çözeceğiz. Fransa'daki US reaktöründen de söz edeceğiz. Orada mühendisler plazmayı tam 1337 saniye yani 22 dakikaya yakın bir süre boyunca kararlı şekilde tutmayı başardı. Bu sadece bir rekor değil. Plazmayı reaktörün iç yüzeyine zarar vermeden uzun süre yaşatmanın artık mümkün olduğunu kanıtladı. Ardından Çin'in Chengdu kentindeki HL2M reaktörüne bakacağız. O cihaz plazmanın kenar bölgelerindeki akışları ve ısı taşınımını inceleyen bir test yatağı gibi çalışıyor. Yani füzyonun sınır koşullarını anlamak için kullanılan laboratuvar. Ve elbette küresel füzyon planının merkezinde yer alan ITER projesinin son takvim güncellemelerini konuşacağız. Çünkü East ve US gibi reaktörlerde elde edilen tüm bu veriler ITER'ın gelecekteki sistem tasarımına doğrudan yön veriyor. Bir de işin görünmeyen kahramanları var. Yüksek sıcaklık süper iletken bantlar ve o dev Dior kabuğu yani güneşi soğukta tutan o akıl almaz sistem. Karmaşık gelmesin. Çünkü aslında prensip basit. Hani mutfakta ısıyı içeride tutan bir düdüklü tencere vardır ya. Füzyon reaktörü de onun devasa manyetik versiyonu gibi. Tek fark kapağını basınç değil, milyonlarca amperlik mıknatıslar kapatıyor. Ve o tencerenin içinde insanlığın en büyük hayali kaynıyor. Sınırsız enerji. Önce şu kavramı yerli yerine oturtalım. Tükenmeyen enerji kulağa müthiş geliyor değil mi? Ama bilim öyle konuşmaz. Gerçekte füzyonun vaadi sınırsız değil, akıllıca bol enerji. Bu vaadin arkasında da doğanın en basit ama en güçlü yakıtı yatıyor. İki element, döteryum ve trityum. Döteryum deniz suyunun içinde zaten var. Her litrede milyarlarca atom. Trityum ise lityumdan elde edilebiliyor. Yani kömür gibi bir gün bitti denilecek bir kaynak değil bu. Ama sonsuz da değil. Çünkü onu kullanmak, üretmek ve kontrol etmek ayrı birer mühendislik sınavı. İşin özü şu, enerji bitmiyor ama doğru yönetilmezse elimizden kaçabiliyor. Ve bence dürüstlük burada başlıyor. Bilim mucize kelimesini değil, dengeyi sever. Şimdi sahaya inelim. Rakamların dili bazen kelimelerden daha çok şey söyler. Çin'in Hefei kentindeki East tokamağı 2025 Ocak ayında tarihe geçti. Plazmayı tam 1066 saniye yani 17 dakika 46 saniye boyunca kararlı şekilde tuttu. Bunu duyunca belki kulağa birkaç dakikalık deney gibi geliyor ama değil. Çünkü bu süre boyunca reaktörün içinde 100 milyon dereceyi aşan plazma iç yüzeylere temas etmeden, erimeden, dengesini kaybetmeden döndü. Bu uzun atımlı plazma denilen şeyin ta kendisi. Mühendislerin dilinde bu plazmanın temas ettiği yüzeylerdeki ısı akışını yönetmek, malzemenin erozyonunu önlemek, akımı sabit sürmek ve her şeyi milisaniyelerle kontrol etmek demek. East bunu başardığında dünya sadece bir rekor daha kırıldığını sanıyordu. Oysa aslında bir eşiğin geçildiği andı. 2023'te ise bilim insanları H-MOD denilen özel bir kararlılık aşamasına ulaşmıştı. Bu plazmanın kenarındaki türbülansın yani
düzensiz enerji fırtınasının bir anda sakinleştiği, içerideki sıcaklığın ve basıncın daha verimli taşındığı bir mod. Kısacası plazma hırçın deniz olmaktan çıkıp düzenli bir girdap haline geliyor. East Oil bu H mod kararlılığını tam 403 taneye sürdürebilmişti. Bu sadece bir süre rekoru değil, insanlığın plazmayı kontrol etme kabiliyetinde dev bir sıçramaydı. Artık mesele plazmayı yakmak değil, onu idare edebilmek. Ve bu da East'in rolünü değiştiriyor. Artık sadece bir araştırma cihazı değil, ITER'ın ön provasını yapan dev bir laboratuvar. Dünyanın ilk gerçek füzyon santraline giden yolun taşları işte burada döşeniyor. Peki dünya rekoru orada mı kaldı? Hayır. Şubat 2025'te Fransa'daki CEA US reaktörü süreyi 1337 saniyeye yani yaklaşık 22 dakikaya taşıdı. Bu yalnızca bir zaman rekoru değildi. Tungsten kaplı Diverter bölgesinde yapılan uzun süreli dayanıklılık testleri sayesinde füzyonun en zayıf halkası olan ısı duvarı da sınıf atladı. Artık yarış kaç dereceye ulaştın değil, kaç dakika hangi malzemeyle ve hasarsız şekilde götürebildiğin sorusuna döndü. Sağdaki ikinci büyük başlık ITER. ITER 2024'te takvimini revize etti. Artık hedefler adım adım ilerliyor. Önce reaktörün tüm manyetik sistemleriyle tam kapasite çalıştığı test aşaması yapılacak. Ardından hidrojenin farklı izotoplarıyla yani döteryum ve tritium karışımlarıyla gerçek füzyon denemeleri başlayacak. Resmi takvime göre reaktörün gerçek füzyon yakıtı olan döteryum ve tritium karışımıyla yapılacak tam ölçekli denemeler 2039 yılına ertelenmiş görünüyor. Kulağa gecikme gibi gelebilir ama değil. Bu tür uluslararası kamp projelerinde güvenlik testleri, parça kalifikasyonları, denetimler derken takvimlerin esnemesi olağan. Füzyonun hayali bitmedi. Sadece artık sabır, dakiklik ve hatasızlık isteyen bir mühendislik satrancı oynanıyor. Gelelim bugün yapay güneş manşetlerinin merkezine oturan BEST projesine. Tam olarak ne anlama geliyor? Reaktör artık dışarıdan enerji verilerek değil, kendi ürettiği ısıyla çalışıyor. Yani içerideki füzyon tepkimesi ortaya çıkan parçacıkların enerjisiyle plazmayı sıcak tutmaya devam ediyor. Tıpkı sobayı ilk başta sen yakarsın ama sonra kendi koruyla yanmaya devam eder ya, işte o evre. Yani bir noktadan sonra sistem kendini beslemeye başlıyor. Bu aşamaya yaklaşmak bilim insanlarının net enerji dediği o eşiğe kapı açıyor. Yani artık reaktör içine koyduğundan daha fazla enerji üretmeye başlıyor. Kısaca söylersek ilk kez kazanan tarafa geçmek anlamına geliyor bu. Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, BEST'in 2027'ye kadar tamamlanmasının planlandığını resmen açıkladı. Reaktör Hefei kentinde inşa ediliyor. Süper iletken mıknatıslarla çevrili, yüksek vakumlu diyur kabuğu içinde neredeyse bir dev termos gibi tasarlandı. Burada altını çizelim. 2027 bir hedef, kesin tarih değil. Mühendislikte takvim kayabilir ama yön sabit. Yol haritası artık belirlenmiş durumda. Peki Çin'in elinde sadece bu mu var? Hayır. Chengdu kentindeki HL2M reaktörü de hala aktif. Bakır sargılı bu tokamak 2020'den beri devrede. Kenar taşınımı, ısı tahliyesi ve heat exhaust denen ısı yükü kontrolü üzerine çalışıyor. Yani büyük reaktörlerde kullanılacak fizik senaryolarını küçük ölçekte test ediyor. Orada bilim insanları plazma davranışını, H mod geçişlerini ve akım profillerini test ederek mühendislik bilgisini keskinleştiriyor. Peki Çin bu yarışta yalnız mı koşuyor? Aslında hayır. Çin'in CFETER adını verdiği bir proje daha var. Bu cihaz ITER ile gelecekteki demo santrali arasındaki köprü olarak tasarlandı. 2030'larda devreye alınması hedefleniyor. Yani BEST, Çin'in büyük planında bir ara durak. 1. East, 2. BEST, 3. CFETER, 4. Demo. Şimdi tabloyu sadeleştirip 3 temel eşiğe indirelim. Çünkü füzyonun sırrı bu 3 kilitte gizli. 1. Fizik eşiği. Plazmayı yeterince sıcak yani 100-150 milyon santigrat derecelerde ve yeterince uzun süre kararlı tutmak, bunu dev mıknatıslar, radyo dalgaları ve nötr huzmelerle akımı sürdürerek türbülansı bastırarak yapıyorsun. East ve West'in kırdığı rekorlar tam olarak bu kapıyı araladı. 2. Mühendislik tarafında asıl sınav reaktörün iç yüzeyinde kullanılan malzeme.
ısıyı tahliye eden diverter sistemi, nötronların verdiği hasar ve süper iletkenlerin -269 derecelik kriyojenik soğutması. Kısacası mesele artık kağıt üzerindeki güneşi çizmek değil, onu gerçekten prize bağlamak. 3. Yakıt ve çevrim tarafında ise asıl mesele tritium döngüsü dediğimiz sistem. Yani reaktör sadece enerji üretmekle kalmayacak. Kullandığı yakıtı da kendi içinde yeniden üretecek. Bu hem güvenlik hem de sürdürülebilirlik açısından füzyonun kalbi sayılıyor. İşte bu yüzden Çin'in Sifeter projesi bu döngüyü kanıtlamak üzerine kuruldu. Peki tokamak tam olarak ne? Hızlıca gözünde canlandır. İç içe geçmiş iki manyetik alan var. Biri simit gibi halka biçiminde dönen toroidal alan, diğeri o simidin dilimlerini kesen poloidal alan. Bu iki manyetik alan birleşince plazmayı çevreleyen görünmez bir manyetik kafes oluşuyor. Plazma dediğimiz şey elektron ve iyonlardan oluşan sıcak bir çorba. Bu kafesin içine dönüyor, sıkışıyor, ateş gibi ama reaktörün iç yüzeyine değmeden var oluyor. Eğer kenara fazla yaklaşırsa o aşırı sıcak gaz reaktörün iç kaplamasını eritebiliyor. İşte bu yüzden enerjinin kontrolsüz dağılmasını önlemek için H mod denen kararlı kış modu hedefleniyor. Bu kararlılığı daha küçük ve verimli sistemlerde göstermek ise yeni hedef. Küçük hacim vurgusu da tam burada devreye giriyor. Çünkü Çin'in geliştirdiği yüksek sıcaklık süper iletken bantlar ve yeni nesil kriyojenik çelikler sayesinde artık daha küçük boyutta çok daha güçlü manyetik alanlar kurulabiliyor. Yani enerji devrimi fiziğin değil malzemenin zaferiyle geliyor. Çünkü 20 Tesla yani manyetik alan ölçü birimi olarak 20 milyon kat dünyanın manyetik alanı kadar bir kuvveti sıradan bakırla üretmeye kalkarsan direnç yüzünden sistem erir gider. Oysa süper iletken bobinleri -269 santigrat derecede tutarak sıfıra yakın dirençle bu dev alanları oluşturabiliyorsun. Soğukla sıcağın sadece birkaç metre arayla durduğu bu ortam mühendisliğin en zorlu sınav kağıdı. İşte BEST'in Dewar kabuğu bu zıtlıkları aynı yapıda tutabilmek için var. Peki bu enerji elektriğe nasıl dönüşüyor? Füzyon tepkimesinde ortaya çıkan nötronlar reaktörün duvarına çarpıyor ve enerjilerini blanket denilen soğutucu katmana bırakıyor. Bu ısı suyu buhara çeviriyor, buhar da türbini döndürüp jeneratörde elektrik üretiyor. Yani sistemin ısıl çevrimi nükleer füzyon santrallerine benziyor ama yakıtı, güvenliği ve atı tamamen farklı. BEST için 2027'de tamamlanma ve ilk elektrik üretimi ifadeleri geçiyor. Bunlar hedef beyanı. Ancak mühendis gözüyle konuşalım. Net şebeke elektriği üretimi için hala uzun testler, döngü verileri ve kalibrasyon süreçleri gerekecek. Niye herkes tokamak yapıyor? Stellarator diye bir alternatif yok mu? Elbette var. Almanya'daki Wandelstein 7X adlı reaktör akım sürmeden yalnızca manyetik alan geometrisiyle kararlılık yakalamaya çalışıyor. Ancak tokamak tasarımı yıllar içinde çok daha oturmuş bir altyapıya ve ölçek ekonomisine ulaştı. Isıtma, tanılama sistemleri ve H-mod fiziğinde biriken dev veri havuzu sayesinde mühendislik tarafı da bu yönde gelişti. Çin'in de tüm araştırma alanı bu platformda yoğunlaştırmasının nedeni tam olarak bu. En çok verinin, en çok deneyin burada birikmiş olması. Şimdi önemli bir parantez açalım. Füzyon geldi mi yarın faturalar düşer mi? Henüz değil. Çünkü bu teknoloji hala insanlığın en karmaşık mühendislik sınavlarından biri. ITER'in takvim gecikmeleri, malzeme tedarik zincirinin karmaşıklığı ve güvenlik onay süreçleri gösteriyor ki ilk ticari pilot reaktörler ancak 2030'ların sonu 2040'ların başında devreye girecek. Ancak bugünkü veriler artık yapılamaz denilen sınırın mühendislikle aşıldığını kanıtlıyor. Fransa'daki US 1337 saniyelik dayanımı, Çin'in IS reaktörünün 1000 saniye üzerindeki kararlı plazması ve BEST'in 2027 hedefi yan yana konduğunda tablo çok net. Füzyon artık bir umut haberi değil, ölçülüp doğrulanabilen bir gerçek haline geldi. Şimdi kafadaki en büyük soru işaretini netleştirelim. Füzyon tehlikeli mi? Hayır. Çünkü bu sistem nükleer santrallerdeki gibi zincirleme patlama riski taşımaz. Eğer sıcaklık düşerse ya da yoğunluk azalsa reaksiyon otomatik olarak durur. Yani kontrolden çıkma ihtimali yok. Ortaya çıkan atıklar da çok daha güvenli.
klasik nükleer santrallerdeki gibi binlerce yıl radyoaktif kalan malzemeler yerine burada sadece kısa ömürlü izotoplar oluşuyor. Bu yüzden çevreye ya da gelecek nesillere tehlike oluşturacak uzun vadeli radyoaktivite söz konusu değil. En dikkat edilmesi gereken nokta yakıt çevriminde kullanılan tritiumun güvenli şekilde taşınması ve sızdırılmaması. İşte bu yüzden Çin Sifeter adlı test reaktörünü kurdu. Bu sistem yakıtın güvenli üretimi ve geri dönüşümün tüm aşamalarını test etmek için kullanılıyor. Maliyet konusuna gelirsek, ilk nesil füzyon reaktörleri ucuz olmayacak. Çünkü bu sistemler hala test ve geliştirme aşamasında. Her parçası özel malzemelerden üretiliyor. Özellikle süper iletken mıknatıslar ve yüksek dayanımlı metaller oldukça pahalı. Bu yüzden projeler sadece devlet bütçesiyle değil, özel şirketlerin yatırımlarıyla da yürütülüyor. Yani karma bir finansman modeli kullanılıyor. Basitçe söylemek gerekirse, dev bir enerji laboratuvarı inşa ediliyor ve bu laboratuvarın her vidası bile özel üretim. Çin'in son dönemde süper iletken teknolojileri ve malzeme üretimiyle ilgili haberleri sık sık paylaşmasının nedeni de bu. Amaç tüm tedarik zincirini kendi içinde tutmak, yani dışa bağımlılığı azaltmak. Füzyonun yolculuğu hızlı değil ama emin adımlarla ilerliyor. Bu bir sprint yarışı değil, uzun soluklu bir maraton. Şimdi hızlıca bir pratik rehber. Bir haber füzyon elektriğe başladı diyorsa hemen heyecanlanma, 3 şeyi sorgula. Gerçekten ürettiği enerji harcadığından fazla mı? Bunu uzun süre yapabiliyor mu? Ve o enerji gerçekten şebekeye bağlanmış mı? Bu üçü tamamsa o zaman manşet gerçektir. Bir eksikse sadece gösteridir. Sıcaklık rekoru kırıldı deniyorsa süreye bak. 1000 saniye üstü rekorlar mühendislikte altın değerinde. Şimdi biraz ileri gidelim, geleceğe dönük öngörülere. Birinci öngörü 2026-2028 yılları arasında yüksek sıcaklık, süper iletken bantlar manşetleri domine edecek. Daha güçlü mıknatıs, daha küçük reaktör, daha düşük inşa maliyeti anlamına geliyor. BEST'in bu bantlara yüklenmesi boşuna değil. İkinci öngörü uzun atımlı plazma artı tungsten diverter artı tritium çevrimi üçlüsünü aynı platformda kapalı çevrim denemelerde göreceğiz. WEST'in uzun dayanımı, EAST'in kararlılığı ve BEST'in burning plazma hedefi birleşiyor. Üçüncü öngörü ilk net enerji gösterimleri süresi kısa olsa bile dünya piyasalarında psikolojik kırılım yaratacak. Arge fonları, malzeme yatırımları ve enerji startupları hızlanacak. Bu hemen ucuz elektrik demek değil ama maliyet eğrisinin sert şekilde düşeceği anlamına geliyor. Ve şimdi kapanışa gelelim. Füzyonun büyüsü şu: fizikteki en yakıcı kazanı alıp mühendisliğin en soğuk kabının içine koyuyorsun. Aradaki birkaç milimetre bir ülkenin malzeme bilimi, makine imalatı, elektrik, elektronik, yazılım ve kontrol sistemlerinin ortak sınavı haline geliyor. Çin'in EAST ile kırdığı zaman rekoru, Fransa'nın REST ile taşıdığı malzeme süre başarısı, ITER'ın dev ama yavaş ilerleyen sınavı ve BEST'in 2027'deki kompakt iddiası. Hepsi aynı noktada birleşiyor. Füzyon artık manşet değil, yöntem. İzleyici olarak muhtemelen aynı soruyu sen de düşünüyorsun. Gerçekten mümkün mü? Benim yanıtım net. Füzyon artık bir ihtimal değil. Mühendisliğin yeni aşaması. Artık mesele olur mu değil, nasıl ölçekleriz sorusuna odaklanmış durumda. En zorlu kısım hala malzeme bilimi ve çevrim mühendisliği. Ancak ilerleme artık yavaş değil, hızlanarak, birikerek, adım adım gerçekleşiyor. Her deneme bir öncekinden daha fazla bilgi, daha fazla dayanıklılık ve daha fazla umut üretiyor. İnsanlık güneşin gücünü kontrol altına almaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Eğer bu içeriğin netliğini, temposunu ve anlatımını sevdiysen hızlı şarj ailesine katıl. Abone ol, beğen, yorumlarda fikrini yaz ki algoritma bizi daha fazla kişiye göstersin. Ben Hüseyin Kızıloğlu. Bu videoda yapay güneşe bakarken aslında insan zekasının sınırlarına baktık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, güvenli ve keyifli sürüşle kalın, teknolojiyle kalın arkadaşlar.